Herkese merhaba. Herkes yalnızsa, herkes neden yalnız? Madem bu kadar kalabalıksınız, madem parti kursan, iktidarı oynarsın, neden durumun hala öyle sürüp gidiyor? Bugün biraz bundan konuşacağız. İnsan neden yalnızlıktan hoşlanmaz? Ya da yalnızlığa katlanamamakla, yalnız kalmak istememek farklı şeyler midir? Evet, etraf evlen bir ilişkin olsun, neden yalnızsın diyen bir sürü insanla dolu ama çok sayıda insan da bu baskıyı bertaraf ederek hayatlarına devam edebiliyor. Yine de var bir eksiklik değil mi? Neyle tamamlanacak bu eksiklik? Peki yalnız olduğunu itiraf etmek neden bu kadar zor? Hayat, ah o hayat çok yoruyor seni. İş her zaman çok yoğun bir tempoda. Sosyalleşmek çok büyük bir lüks. Özellikle eğlence dediğimiz o sosyalleşme ayırdığımız vakit ancak dinlenme olduğunda anlamlı. Yoksa çok büyük bir zulüm haline geliyor. Hani cuma öğleden sonra çalışmasan, cumartesi eğlence yarasan, keyifle sosyalleşsen, pazar dinlensen ancak gerçekten eğlendiğini ve dinlendiğini hissedebilirsin. Ama gerçek hayatta çoğu insan cumartesi bile çalışıyor değil mi? Dolayısıyla yalnızlıktan şikayet edersen kendine ayırdığın azıcık vakitte başkasına da emek vermen gerekecek. Zaman ayırmak, nitelikli vakit geçirmek, oysa kent yorgunsun değil mi? Belki de en çok bu korkutuyor seni itiraf kapılarına yaklaşmaktan. Çünkü elinde kalan o küçücük lüksün, kendine yalnız kalma konusunda yalnızlık baskısıyla beraber canını acıtan bir lüks haline gelmiş. İçindeki o azıcık seni bir ötekiyle paylaşarak taviz vermek istemiyorsun belki de. Çünkü yalnızım demek kendini ayırdığın vakitten, kendinle vakit geçirme halinden taviz vermek anlamına geliyor. Bir diğeri, ötekini bulma arayışı hiç kolay bir şey değil. Ruh eşi kavramı antik Yunan hikayelerinden geliyor biliyorsunuz. İnsan ilk yaratıldığında çift başlı, dört kollu, dört ayaklı, çok güçlü, çok taşkın bir yaratıkmış. Tanrılar bunlarla baş edemeyeceklerini görünce bu cesur, taşkın ve güçlü yaratıklarla bir kılıç darbesiyle onları ikiye ayırmışlar ve her birini dünyanın öteki tarafına atmışlar. İşte o günden beri bu hikayeye göre insan ötekini, ruh eşini arar durur. Bana soracak olsanız ruh eşi kavramı her zaman biraz abartılı geliyor ama tek tek kelimelere baktığımda aslında insanların ne aradığını anlayabiliyorum. Ruhlarının ta içine girip onları gerçekten görecek, onlara bir ses, bir nefes olacak bir eş arayışı içerisindeler. Ne sana yalnız hissettirir diye sorsam mesela, hastayken o etrafında kimsenin olmaması, telefonun hiç çalmaması, şarjının uzun zamanlar gitmesi, evin sessizliği gelir insanların aklına. Ama baktığı zaman yani telefondur, şarj edilir, hastalıktır, gelir geçer. Sırtın kaşındıysa, evde kimse yoksa şöyle bir duvara sürtüp sırtını kaşıyabilirsin. Ama o anahtarı kilide sokup da çevirdiğinde evden bir ses gelmemesi, bir dizide çok güldüğün sırada şöyle soluna dönüp paylaşacak birinin olmaması insana gerçekten yalnız hissettiriyor. Yani bana soracak olursan paylaşacak bir öteki olmamasıdır asıl yalnızlık. Ama kolay bir iş değil işte ötekini tanımak. Müzik listesine sızacaksın, hangi filmleri izlemiş, hangi bölümleri aşina olmuş ona bakacaksın, hangi kitapta nerenin altını çizmiş, garsonlara nasıl davranır, annesiyle ilişkisi nasıldır, arkadaşları ne menem insanlar mesela. Eğer güçlüyse çirkinleşir mi? Ya da zayıflaştığında taviz verip silikleşir mi? Bunların hepsi önemli değil mi? Bakacaksın, göreceksin, inanacaksın, ilişki yaşamaya karar vereceksin. Hatta o çok korktuğun kendinle paylaşım alanından çıkıp bir de onu içeriye alacaksın. Zor iş nereden baksan ama kimse bunun ne kadar zor olduğunu söylemez. Hatta yalnızlığında dem vurmak, yalnız olmak bir başarısızlıktır değil mi? Birini öylesine hayatına almak yerine az önce saydığım şeylere bakarak doğru kişiyi beklemek bile bir lüks olarak görünür ve bunu söylediğinizde bu size bir evet hayır sorusuymuş gibi gelir. Yani ya yalnızsındır ya değilsindir. Şikayet etme hakkınız bile olmaz eğer bekliyorsanız. Oysa şikayet etmeye sonuna kadar hakkınız var ve pek çok insan yalnızlığından şikayet bile edememekten şikayetçi. O yüzden kalabalıklar içinde yalnızlık diye bir kavram var belki de. İtiraf etmek istemeyenler için bol yalan sözlü, ben yalnız değilim ki simülasyonu gibi bir şey. Can Yücel diyor ya, yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Peki bu kadar yalnızlık çekerken, ben yalnız değilim demek, itiraftan kaçınmak, bu çoğul türküler içinde başta başına kendine yalan söylemek değil midir zaten? Başka bir ihtimal yok mu? Olabilir tabii. Belki de şikayet ediyorsun ama çıkmak istemiyorsun. Tamam, bu videonun konusu yalnızlıktan şikayet edip birbirini bulamayan yalnızlar ordusu ama belki de cümlelerin var, bunları sarf edecek gücün yok.
Belki de anlaşılacağına inancın yok. Belki çıkmak istiyorsun, çıkacak bir sokağın yok. Çıkamayacağına inanacak kadar tükettiğine dair bir inanç geliştirdin belki. Bu da bir sebep olabilir. Bu başka bir yardım konusu olabilir. Ama içten içe yalnızlıktan şikayet edip çıkmak istediğini söylerken sen kendine engel oluyor bile olabilirsin. O yüzden size söyleyeceğim ilk şey, önce sebebini ara. Sebepleri ararken kendine bak. Saydık bak kaç tanesini. Hasar tespiti yap. Öncelikle yalnız olduğunu hissediyorsan ve bunu sesli bir şekilde ifade edemiyorsan itiraf et kendine. Hem buna inanç geliştirmeyip hem de aynı zamanda birini bulmak istiyor olabilirsin. İnanmaman bulmak istemene engel değil çünkü. Ayrıca hem birini hayatında isteyip hem de boğulmama hakkın var. Bu tercihler de sana ait. Çünkü dış sesinde ben iyiyim böyle ya, sıkıntım yok desen de içten içe Nazım'ın deyimiyle hüzünden kıvranıyor olabilirsin. Sonuç itibariyle kendinle vakit geçirirken bir yandan hayatında birileri de olabilir. Buradan bakıldığında yalnızlığın insanlara bu kadar acı veriyor olmasının sebebi bir tercih olmamasından kaynaklanıyor. Yani yalnızlık bir apolet ve sanki siz onu söküp atamıyor gibisiniz. Tercihler size bırakılıyor olsa, insanlar karşılıklı bunu çözümleyebilecek ruh hallerine girseler, o apoletler sökülüp takılıyorsa bence insanlar bu kadar acı çekmeyecek. Tüm bu nedenlere rağmen neden hala vazgeçmiyoruz ötekini aramaktan, hiç düşündün mü? Yetişmez şartlarına ve çocukluğuna bakarsan anlayacaksın aslında. Bebeklikten itibaren o anneyle babaya yaklaşma kaçınılmış sırasında ben olayım, kişiliğimi bulayım, biz olalım, ben olayım şeklinde sürekli bir bireyselleşme çabamız var. Ve bu çaba içerisinde mükemmel anne babalık olmadığı, anne babalık da sonradan öğrenildiği için mutlu bir yuvada büyüseniz bile aldığınız ve alamadığınız şeyler var. Sonrasında aile yuvası size bir zarar vermemiş bile olsa, dış dünyaya çıktığımızda o bireyselleşme sürecinde bize ailemiz kadar özen davranılmamasından ötürü aldığımız ufak tefek yaralar var. İşte eş ilişkisi bu yaraları sarmak için mükemmel bir zemin. Yani birini arıyoruz çünkü sevgi, güven, şefkat, takdir, onay adını her ne koyarsanız koyun. Aldığımız ya da alamadığımız şeyleri onlardan alıp onun ruhunda, onun kalbinde, onun zihninde o yaraları ufak ufak sarmak istiyoruz. Arayışımızı kaybetmememiz ve sürekli tutmamız bu yüzden. Hatta bu eşinde yaraları sarma, eşinde alamadığını alma durumu bazen sıkıntıya bile neden olabilir. Karşısındakini istediği forma sokmaya çalışan olur. Kafasında bir liste vardır. O liste tamamlansa kendisi de tamamlanacak sanki. Öyle bir liste ki bu, o kişiyi istediği bir forma sokarken kişinin giremeyeceği bir kalıba onu zorlamakla ilişkiyi bir yere götürmeye çalışır. Böyle cümleler ağzından çıkarken karşı tarafın da yüreğinden aksın, onu tamamlasın ister. Çocukluğunda alamadığı ne varsa ona verecek, hatta belki de altın tepside tutacaktır. Ne çok şey istiyor göründe herkes sana, değil mi? Bilmelisin ki herkes benzer çelişkide. Yani herkes benzer şeyleri arıyor ama birbirini bulamıyor. Suçu Yunan tanrılarına atamayacağımıza göre sorun nerede? Sorun şurada. Bu kadar insan parti kursa, bir araya gelip iktidarı sallayacak haldeyse niye bir araya gelip partileyemiyor? Bak bakalım kafandaki listelere. O listeleri bir kontrol et. Mesela filmin birinde 35 yaşlarında bir kadın hayatına gelecek doğru adamı arıyordu. Ama listesi 18 yaşındaki listenin tıpatıp aynısıydı. Aynı kalması mümkün mü taleplerinin? Ya da sen 18 yaşındaki senle aynı kişi misin? Madem ki Mevlana diyor, neyi ararsan olsun, ne aradığına dikkat et. Beklentin ne? Kendinde eksik gördüğün taraflar neler? Öteki ne yaparsa tamamlamış olacak seni. Yani senden istediğin listeler içerisinde bir yolculuk yapman, şu içsel olanından. Arşivlerin ortaya çıkacak sen listelerini araştırdıkça. Gülümsemelerin, kahkahaların, gözyaşların, kokular, tatlar, görüntüler çıkacak karşına. Kimini çok seveceksin, iyi ki bunu listeye koymuşum, iyi ki bu var diyeceksin. Hani kışın montun cebinden çıkan o para gibi. Kimileri ne alaka ya, bu niye burada, ben böyle bir şey istemiyorum ki diyeceksin. İşte orada inceden inceye damıtmaya ve işin özüne ulaşmaya başlayacaksın. Gerçekten istediklerin ve istemediklerin çıkacak karşına. Hatta bu yolculuk içerisinde seni yıpratan, seni üzen şeyleri tekrar tekrar neden yaşadığını bile anlayabilirsin. Ha, baş edemedin mi? Zaten psikolojik destek seçeneği hep kapıda. Bu yetecek mi peki? Başka bir tehlike var kapında mim koyman gereken. Artık ne istediğine ulaştın. Bambaşka bir ruh var elinde, suretini arayan. Yani sen o ruhu üflemek için yeni bir beden arayışına gireceksin. Bir adam var düşümde diyor ya Sibel Alaş. Aynen o şekilde. Tehlike nerede peki? Ola ki bunca damıtma sürecinden, özümseme sürecinden sonra bir de uzun süredir beklediysen ve yorulursan uygun olmayan bir bedene o ruhu üflemeye çalışabilirsin. Beğendiğiniz bedenlere istediğiniz ruhları koyup aşk sanıyorsunuz diyor ya William Shakespeare. O hikaye yani.
Korkuyorsun çünkü. Ve bu korku çift yönlü. Bir yalnızlık korkusu, diğeri birini bulursam incinirim korkusu. Yani ya yalnız kalırsam, ya ömrüm yalnızlık içinde çürüp giderse ile, ya birini bulur yanılırsam, ya yalnızlık benim eski sevgilimse durup durup ona dönüyorsam, ya birine inanırım, onunla tamamlanırım ama çekip gider de ikiden bir çıktığında ben sıfır olarak kalırsam. İşte böyle bir korku. Matematiksel olarak sıfır, Sümerler onları bulana kadar mevcut değildi biliyorsun. Fizik kanunlarına göre hiçbir şeyin vardan yok olmayacağını, yoktan var olmayacağını da biliyoruz ama bu sıfır kalma hadisesiyle ilgili korkun haksız değil. Sadece şuna dikkat etmeni istiyorum. Korkunun bir miktarı bizi koruduğu için faydalı ama fazlası sana kontrolünü kaybettirir. Birine yaklaşıp incinmekten mi korkuyorsun? Peki, ne olacağını anlatayım sana. O kadar uzun süredir kozandasın ve yalnızlık çekiyorsun ki o tamamlanma hadisesini bastıramadığında bir gün pat diye kozudan çıkarsın ve gardını indiriverirsin. Çok uzun süredir taleplerinle, isteklerinle ilgili o az önce bahsettiğim içsel yolculuğa da çıkmadın. Listelerini kontrol edip damıtıp özümsemedin de. Köprünün altından çok su geçti. Sen eski sen değilsin ki. Taleplerin de aynı değil ama sen değişmedim zannediyorsun. Hatta köprünün altındaki dere bile kurudu bakacak olursan. Ama sen o kozadan çıktığında ne değiştiğinin farkında olduğun ne de yeni taleplerinle baş başa olduğun için gardını indirdiğin kişi muhtemelen doğru kişi olmayacak. İşte bu bir kısır döngü. Ne kadar çok korkarsan, korku karşısında o kadar çaresiz kalırsın ve korktuğun şey aslında senin zırhını elinden alır. Farkına varamayacağın şey bu. Söylemeye çalıştığım şey de bu. Belki de bir ben miyim perişan denilen bu yalnızlar rıhtımında soru da cevabı içeriyordur. Çünkü orası bir hapishane değil. Evet, soluklanmak için dinleniyorsun ama istediğin an başka limanlara bira bismillah diyerek pupa yelken gidebilirsin. Biliyorum, tanıdıklık sana güven yaratıyor. Başka biriyle yaşayacağın sorunları düşünüp o huzurun sığınağında kalmak istiyorsun ama bir yandan da eksik kalan tarafına bakıp tamamlanma arzunu da bastırıyorsun. Söylemeye çalıştığım şey şu. Seni savunmasız bırakan, seni koruduğuna inandığın yalnızlık zırhı belki de. Ya beğendiğin bedene kafanda aslında eski sana ait olan o ruhu koyarsan, o zaman ne olacak? O halde söylediklerime kulak ver. Azınlıktayım sanıp devasa bir çoğunluğun üyesi yalnız arkadaşım. Lütfen içinde o yolculuğa çık. Listelerine, arşivlerine dal. Damıt kendini kendinden, özüne ulaş. Amaç dünyanın bir ucundaki o iddialı ruh işini bulmakta değil. Amaç içinde şu anda gerçekten senin istediği ruhun suretine kavuşmakta. Aklın yolu bir, doğru bir tane belki ama herkesin yalnızlığı kendisinde. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in eşsiz satırlarındaki gibi. Hiç kimse yok kimsesiz. Herkesin var kimsesi. Ben bugün kimsesiz kaldım. Ey kimsesizler kimsesi. Diyor ya. Hiç kimse bile isteye kendini yalnız bırakan, yola çıkabileceği halde adım atmayan kişi kadar yalnız değildir. Belki de kendini yalnız bırakan sensindir. Hadi bir adım, bir adım daha derken ta ki ayak izleriniz o aradığınız ötekiyle çakışana kadar. O zaman bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın, hoşça kalın.